Bir sonraki slaytımıza bakarsak Güneş merkezde, astrolojide gezegenlerin konumları bize toplumsal olaylar ama aynı zamanda sismik aktivite ve volkanik aktivite gibi bazı durumlar hakkında bilgiler verir. Şimdi böylesi bir dönemdeyiz. Bunu hani bir endişe unsuru değil ama bir ön bilgi olarak hı hı, e, dikkat hı. etmemiz gereken bir zaman dilimi olarak söylemekte fayda görüyorum. Neye Bu hafta edelim? sonundan hı hı. itibaren özellikle sismolojik, meteorolojik hı hı. E, anlamda bazı ekstrem gelişmeler açık olabilir. Çünkü yoğun güneş aktivitesi hı hı. hava sistemlerini de tetikliyor. Hı hı. Dolayısıyla normal bir yaş anormal bir hale dönüşebiliyor. Ve geçtiğimiz hafta Ankara'da yaşanan evet. e, gibi Buna benzer durumlar ama özellikle 13 Mayıs, 17 Mayıs, 18 Mayıs, biraz daha ileride 22 Mayıs gibi tarihler bu dünyanın amblemi, işareti ve Uranüs, Jüpiter, Venüs'le bir karşıt Hı -hı. açısı var. Hı -hı. Aynen şu anda yer merkezi bakışa benzer bir şekilde. Peki bu, bu da, dünyanın geneli için mi Türkiye için? Dünya mi? geneli dünya için. Dünya geneli için. Dünya geneli için bu aktivitelerin Hı -hı. özellikle güneş patlamalarıyla çok Paralel olan volkan patlamaları, hı hı. yani bu hafta sonu dahil, ekstrem bazı patlamalar, doğallayan patlamaları. Duyabiliriz. Hı hı. Geçtiğimiz hafta hatlarına bakmıştık. Avrupa bölgesinde dahi hı hı. dikkat çekiyor. Hani böyle Orta Avrupa'dan geçen İtalya'nın e, hı hı. biraz daha yukarısından geçen o bölge Almanya üzerinden geçen hatlar vardı. Tabii bizden biraz daha Ege Marmara bölgesi, hı hı. biraz daha o sismik anlamda hareketlilik olabilir dediğimiz bölgeleri işaret ediyor. Her koşulda dünyanın bu dizilimlerin içerisinde olması ve güneş merkezli Mars ve Satürn kavuşumu bir iki stresli konuya dikkat çekiyor. Bir, askeri konularda gerçekten stresli hı hı. olaylar patlak verebilir. İki, e, ekstrem bazı kararlar, uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler hı hı. ve üç, sismik aktivite ve yanardağ aktivitesindeki artış. Hı hı. Bir sonraki slaytımıza bakarsak Burada özellikle Güneş Jüpiter kavuşumunun çok etkili olduğu 26 Mayıs'ı görüyoruz. Hı. 26 Mayıs Bence biraz daha şimdiden ileri bir tarih ama özellikle altın fiyatları da biraz yükseliş olabileceğini hı hı. tahmin ettiğim bir haftasında. zaman dilimi. Evet. Hı hı. Burada Peki. da bir ekstrem hava koşulları değişimi o civarda dikkat çekebilir. Bir sonraki slaytımız alabiliriz. Şimdi bu hafta başından beri e, benim de sürekli dikkat çektiğim, geçtiğimiz haftada konuştuğumuz güneşin çok aktif dönemini yaşıyoruz. Evet. Ve arka arkaya X4.5 sınıfı yani ilk sınıfı patlamalar oldu. Şu anda 5 tane koronel kütle atımı dünya yönünde ilerliyor haberi var. 10 Mayıs itibariyle hafta sonu bizleri etkileyecek ve geomanyetik fırtına seviyesi hayli yükseltilmiş evet, durumda. Evet, evet. Bir sonraki slaytımızda bunun etkilerini görebiliriz. Güneş patlamalarının olumlu ve olumsuz etkileri var. Olumlu etkileri, biraz evvel bahsettiğim gibi, bilinç yükselmesi, yaratıcı yeni fikirler, yeni düşünce sistemleri, sanatta, bilimde ilerleme, keşifler, icatlar. Kimimizde yaşamı dolu dolu yaşama arzusu, Harika. heyecanla beraber ve düşünce performansında yükselme. Bir sonraki slaytımızda da burada olumsuz etkileri, beyin ritimlerini, sinir sistemini, bağışıklık sistemini etkiliyor. Hormonlar üzerinde etkili. Özellikle depresyonda çok artış görüyoruz ee, ve bazen böyle bazı şeyleri saf saklama, bırakma, hı -hı, çözülme, hı -hı. dağılma gibi etkiler. Kafa bölgesinde basınç bilhassa migren ataklarının, hı -hı, baş ağrılarının hı -hı. çok artması hatta kulaklarda çınlama, görme, işitme alanlarındaki problemler bile hı -hı, görülebiliyor. Hı -hı. Bir de tabii protestolar çok artar. Bu sıralar zaten hı -hı. çeşitli konularda evet, evet, evet. arttı halk hareketleri protestolar böylesi dönemlerde artıyor. Artar.